kondisyonumuzu geliştirmek için ne yapmalıyız diye bir soru geliyor Berkan Altıparmak. Çok güzel bir soru. Futbol aslında koşuluyor değil mi? Yani koşma ağırlıklı bir spor. Maraton gibi mi? Hayır değil. Yani belli bir tempoda devamlı koşmuyorsun. Ara ara sprint atıyorsunuz. Bunlar belli başlı, basitleştirerek anlatmak istiyorum şu anda. Tabii şimdi onu başlayalım. İlerleyen videolarda zaten daha detaylı gelişmiş versiyonları anlatırız. Sprint dediğimiz şey kısa sürede yüksek tempolu koşular. Mesela Usain Bolt. Değil mi? Sprint atıyordu, 100 metre koşuyordu, 200 metre koşuyordu. Evet. Futbolda bu o kadar olmuyor ama yine de hani bir 25 metre sprintlerini görüyorlar. Ona göre bir antrenman programına çıkartmaları lazım. Ama sıfırdan öncelikli olarak yapmaları gereken en önemli olgu 1 saat boyunca 10 kilometreyi çıkartmaları gerekiyor. Bunu hemen böyle başlamıyorsunuz. Kendinizi öldürürsünüz. Zaten koşamazsınız. Ama eğer ama hiç çalışmadıysanız. Yapmaları gereken çalışma programlarını basamak basamak bölmeleri. Çalışma programlarınızı bölün. Nasıl böleceksiniz? 20 dakika. Yürümüyorsun, koşuyorsun. Jogging yapman bile yeterli. İlk etaptan başladığını düşünüyoruz. Süreniz var. Önceliğiniz antrenmanlarda performansınızın düşük kalmaması. Buna göre gidiyorsunuz. Sonra o 90 dakikayı rahat bir şekilde arkadaşlarına yardımcı olabilecek pozisyonda tamamladığını hayal etmen gerekiyor. Planın şöyle. 20 dakika koşuyor. Kaç kilometre koşuyor? 3 kilometre. 20 dakikada. Evet. 20 dakikanın içinde 3 kilometreyi tamamlaması gerekiyor. Olmadı mı? 10 dakika koşsun. 10 dakikayla başla. 2-3 hafta kendine mühlet verme lazım. Bu 3 hafta boyunca veya 2 hafta boyunca bu senin performansına bağlı, kilona bağlı, sağlıklı beslenmene bağlı, uyku düzenine bağlı, yani her şeye bağlı aslında. Çünkü bu dayanıklılık basamağı. Eğer varsa okul takımında atletizm takımına girebilirler. Destekleyici, hani başka sporlarla da futbolu desteklememiz gerekiyor. Kesinlikle. Bunu bu planı 20 dakika 3 kilometre koşacak şekilde 1 saat 10 kilometreye kadar çıkartmaları gerekiyor. 2-3 hafta aralıklarla. Şimdi kademe kademe bu. Performansınızı arttırıyor olacağız. Aynen öyle. Koşu rahat olması lazım. Dediğim gibi maraton gibi koşmuyorsun futbolda. Bir atlet değiliz aslında. Atlet değilsin. Yetişkin erkekler futbol maçlarında 90 dakikada ortalama olarak 9700 ile 3400 arasında bir koşuları var metre. Yetişkin kadınlarda ise bu oran 8700'lerde ama orta saha kadın oyuncuları da 9700-10.000 kilometreyi görüyorlar. İyi. Pek bir fark yok aslında baktığında. Orta saha oyuncuları çünkü çok fazla koşuyor. Tabii. Yani burada aslında neden bahsetmek istiyorum? Mevkiye göre de o dayanıklılığın, o koşunun mesafeleri değişiyor. 1.5 ile 2. bölgenin içinde koşan futbolcular aslında sadece yürüyorlar veya jogging yapıyorlar veya belli zamanlarda sprint atıyorlar. Ama orta saha ve ileri 3. bölgede oynayan futbolcular ise daha yüksek performanslı koşuyorlar. Gibi gibi detaylar var. Şimdi hedefini biliyorsun artık. Çalışma programı belli. 20 dakika ile başlıyorsun. 3 kilometreyi tamamlıyorsun. Sonra sen bunu nihai hedefin senin. 10 kilometre 60 dakikada koşmaları gerekiyor. 10 kilometre. 10 kilometreyi aynen. Buna göre ayarlayabilir kendini. Çalışırsanız dayanıklılık. Yaparsınız. Hep kademe kademe, basamak basamak. 10 dakika. Yürüme, jogging yap. Ama 20 dakikayla bir dene kendini. Evet. Çünkü koşabilirsiniz, gençsiniz. Siz yavaş yavaş bir sağlık probleminiz yoksa durmadan yani bacaklarınızın tamamen o hareketli olması gerekiyor. Yürümede değil, hafif koşu modunda. Jogging dediğimizde bu. Zaten arttırma kısmı, sözünü kestim. Arttırma kısmına bence hani yaptığı kilometre artık ona çok kolay gelmeye başladığında 2-3 hafta arasında yukarıya baksınlar. Geçebilirler. Evet, rahat hissedecekler onlar, evet, kendilerini. Bir önemli olgu da bacaklar ve kollar. Kolları biz hep es geçiyoruz. Ama aslında koşu da kollarımız da çok önemli. Onlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Yani kollarını da geliştirmeleri. Koşularının iyi olabilmesi için zaten fark edecekler. Koşarken kollarını kullanıyorsunuz çok fazla. Fark etmişsinizdir belki de. Bunlar hep sizin o dengede tutmak için yapılıyor. Ne yapabilirsin? Şınav çekebilirler. Basit. Şimdilik bu kadar olsun.